Sevgili gençler, 9. sınıf matematik yazılı çalışmamızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde arkadaşlar birlikte önce oran orantıdan bakacağız. Devamında da arkadaşlar problem tiplerini güzelce çalışacağız. Evet, hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Sevgili gençler, yazılı çalışmamızın ikinci bölümüne oran orantıyla devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar sorumuza baktığımız zaman bize bir orantı vermiş. Olduğuna göre diyor a kare eksi b kare bölü a çarpı b oranının değerini bulunuz demiş. Önce arkadaşlar şuradaki başlangıçta bize verilen orantıdan faydalanmamız lazım. Ne yapacağız arkadaşlar? İçler dışlar çarpımı yapacağız. Şöyle çarptığımızda arkadaşlar 5 çarpı b 5b olur. Bu çarpmadan sonra eşitlik yazılır arkadaşlar. Sonra diğer çaprazı çarparız. Yani 3 ile arkadaşlar hem a'yı hem de b'yi çarpacağız. 3 ile a'yı çarparsak 3a olur. 3 ile b'yi de çarptığımızda arkadaşlar 3b'dir. Burada da arkadaşlar şunu yapmamız lazım. Aynı cinsleri bir araya toplamamız gerekiyor. O yüzden 3b ifadesini sol tarafa atıyorum. Evet, burada 5b'miz vardı. Artı 3b dediğimizde eksi 3b olarak bu tarafa geçecek arkadaşlar. Sağ tarafta da 3a'mız var. Bunu düzenlediğimiz zaman 5b'den 3b'ye çıkartırsanız 2b bulursunuz. Bu da 3a'ya eşitmiş. Şimdi arkadaşlar burada a ve b değerlerini hemen birlikte düşünelim. Bakın burada eşitlikten bahsediyor. O zaman katsayılara baktığımız zaman arkadaşlar 2 ve 3 kaçta eşitlenir diye düşünmelisiniz. O da 6'dır arkadaşlar. En kötü ihtimal çarpın zaten. O zaman arkadaşlar 6 yapmak için 2 ile neyi çarparsınız? Evet arkadaşlar 2 ile 3'ü çarparız. O yüzden buraya 3k diyeceğiz. B ifadesini 3k olarak düşünebilirmişiz. Benzer şekilde sağ tarafı da 6 yapmaya çalışacağız. O zaman da arkadaşlar 3 ile neyi çarparsınız? Evet, 2'yi çarparız. O zaman demek ki A ifadesi de 2K olarak düşünülebilirmiş. Bunları arkadaşlar yerine koyduğumuzda sorumuzun cevabını bulabiliriz. Kendisi bize bir oran sormuştu. Hemen yerine koyuyoruz. Bakın A kare demiş. O zaman 2K'nın karesini aldığımızda 4K kare olacaktır. Eksi arkadaşlar B'nin karesi demiş. O zaman 3K'nın karesini alacağız. O da 9K'nın karesi yapacaktır. Alt tarafa geldiğimiz zaman arkadaşlar A ve B'yi çarp demiş. 3K ile de 2K'yı çarparsanız 6K'nın karesi olur. Bunu düzenlediğimizde arkadaşlar 4K'dan 9K'nın karesini çıkarttığımız zaman eksi 5K'nın karesi olacaktır. Aşağıda da 6K'nın karesi varsa burada arkadaşlar K'nın karesi yani şu ifadeler birbirini götürür. Yani bu oranımız arkadaşlar eksi 5 bölü 6'ymış. Sevgili gençler, yazılı çalışmamıza her okulun sorabileceği kaliteli bir oran orantı sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sorumuzu bir okuyalım. Ne demiş bize? 12 işçi demiş arkadaşlar günde 6 saat çalışarak 10 günde 10 kilometre asfalt yol yapabilmektedir diyor arkadaşlar. Aynı güçteki 8 işçi günde 4 saat çalışarak demiş 40 kilometre asfalt yol demiş kaç günde yapabilirler diyor arkadaşlar. Şimdi sorumuzu incelediğimizde arkadaşlar doğru orantı ve ters orantı ifadelerini birlikte görmekteyiz. Ama bu sorumuzu arkadaşlar kolay yapmak istiyorsak şöyle düşünmeliyiz. Bir tane kuralımız vardı hatırlarsanız. Nasıl bir şeydi? Hemen yazıyorum bakın buraya. Birinci iş bölü birinci iş ile ilgili verilerin çarpımıydı arkadaşlar. İlgili veriler çarpımı. Aynı şekilde arkadaşlar ikinci işi belirliyorduk. İkinci işi de yine yukarı yazıyorduk. Ve bu ikinci iş dedi arkadaşlar ilgili verileri çarpıyorduk. İlgili veriler çarpımı. Bu şekilde düşündüğümüz zaman arkadaşlar doğru orantı, ters orantı kafamızın karışmasına gerek yok. Buna göre hemen sorumuzu çözmeye çalışalım. Şimdi burada arkadaşlar sorumuzu incelediğimizde yapılan iş ne? Onu düşünün. Evet arkadaşlar asfalt çalışması yapılıyormuş arkadaşlar. O zaman birinci durumda kaç kilometre asfalt yapmak istiyorlar? Ona bakın. 10 kilometre arkadaşlar. Birinci işimiz bu. Bunu pay kısmına yazıyoruz. O zaman bu birinci işle bağlantılı bilgilerin arkadaşlar verilerini aşağıya yazacağız. Yani kaç işçi çalışıyor? 12 işçi. Aşağıya yazıyoruz çarpma şeklinde. Arkadaşlar bakın günde 6 saat çalışıyormuş. Onu da yazacağız. Çarpı kaç gün çalışmışlar? 10 gün. Evet. Bunun benzerini de şu şekilde yan tarafa yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar ikinci işimizi yazacağız. Aşağıdaki ifadeyi okuduğunuz zaman da bu seferki işimizde arkadaşlar 40 kilometre asfalt yol yapmak. O zaman arkadaşlar buraya 40 kilometreyi yazıyoruz. Şimdi böyle bir iş yapacaksak arkadaşlar onunla bağlantılı nasıl bilgilerimiz var? Kaç işçi çalışıyor arkadaşlar? Bakın 8 işçi aşağıya yazıyoruz çarpı. Günde kaç saat çalışmışlar? 4 saat çalışmışlar. O zaman 4 yazıyoruz arkadaşlar.
ve kaç günde yapabilirler diye soruyor. O da bize sorulmuş. X diye yazıyoruz. Yani bunlar da X günde bu işi bitirsinler. O zaman arkadaşlar buradaki eşitliğimizi şöyle birazcık sadeleştirelim. Yani mesela 10'a böldüğümüzde 1 olacaktır arkadaşlar. 10'a bölersek burası da 1 olur. Sonra başka var mı sadeleşme bakalım. Mesela bakın 8'e böldüğümüzde 1 olur. Burayı 8'e bölersek 5 olur arkadaşlar. Şimdi değişler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. Şöyle çarptığımız zaman 1 ile arkadaşlar şuradaki 4x'i çarptığınız zaman 4x bulursunuz. Diğer tarafa doğru da bakın mesela şöyle bir çarpma yapabilirsiniz. 5 çarpı 6 30. 30 çarpı 12'ymiş arkadaşlar. Diğer taraftan da 30 çarpı 12 ifadesini düşünüyoruz. Şimdi burada da yine o x'i yalnız bırakmak hedefimiz olduğu için bir 4'e daha bölelim. Bakın şu 4'ten kurtulalım. 4'e böldük diyelim. Şunlar sadeleştiler. O zaman 12 ile de sadeleştirelim. 4'e bölersen 1, 12'yi 4'e bölersek 3. Şimdi arkadaşlar bakın bu 30'da 3'ü çarparsanız 90. Demek ki ikinci iş arkadaşlar 90 günde yapabiliyorlarmış. Cevabımız E şıkkıymış. Sevgili gençler sırada kesir problemleri ile ilgili güzel bir sorumuz var. Evet beraber güzelce bir inceleyelim arkadaşlar. Bize neler söylüyor? Yeşim demiş ödev sorularının önce 2 bölü 5'ini sonra da arkadaşlar kalanın 3 bölü 7'sini çözmüştür diyor. Yeşim'in çözmesi gereken 120 soru kaldığına göre demiş arkadaşlar. Yeşim kaç soru çözmüştür diyor. Evet arkadaşlar burada baktığımız zaman kesirleri görüyorsanız hemen paydalarını şöyle bir görmeye çalışın arkadaşlar. Bu paydaları çarparak başlarsanız işiniz kolaylaşır. Evet arkadaşlar 5 ile 7'yi çarptığımız zaman 35 olur. Burada arkadaşlar başlangıçtaki soru sayısı söylenmediği için o soru sayısını arkadaşlar hemen 35x alırsanız işleriniz tam sayı üzerine ilerler. Beraber adım adım onu ne yaptıysa arkadaşlar biz de aynısını yapmaya çalışalım. Ne yapmış arkadaşlar Yeşim? Önce ödev sorularının 2 bölü 5'ini çözmüş. O zaman hesaplayalım bakın bir kenarda yapıyoruz. 35x çarpı 2 bölü 5. 2 bölü 5'ini bulmak için arkadaşlar 2 bölü 5 ile çarpılır. O zaman biraz sadeleştirme yapalım. Bakın 5'e böldüğümüzde 1 olur. 5'e böldüğümüzde 7x'tir. 7x ile 2'yi çarparsak 14x. Hemen arkadaşlar her bulduğunuz ifadenin anlamını yazın. Bakın mesela bu ilk çözülen sorular. İlk çözülen sorular diyelim. Evet arkadaşlar ne kadar çözmüş sorulardan? 14x'ini çözmüş. Cümlemize devam edelim o zaman. Başka neler söylüyor? Bakın demiş ki sonra da kalanın 3 bölü 7'sini çözmüş. O zaman ilk önce kalanı bulmalıyız. Kalan arkadaşlar 35x'ten 14x'i çıkartırsanız 21x'tir. Buradan da arkadaşlar tekrardan soru çözmüş. Onu hesaplayalım. 21x'in arkadaşlar 3 bölü 7'sini çözmüş. Evet o zaman burada da sadeleşmemizi yaparsak bakın 7'ye böldük 1 olur. Şöyle 7'ye bölerseniz 3x olur. O zaman arkadaşlar 3 çarpı 3 9. 9x daha çözmüş. İkinci çözülen öyle diyelim arkadaşlar sorular. Bunların sayısı da arkadaşlar baktığımız zaman 9x'miş. Evet o zaman ne diyor arkadaşlar bize? Yeşim'in çözmesi gereken 120 soru kaldığına göre. O zaman arkadaşlar şu kalan sorulardan bu kadarını daha çözmüştü. O zaman 21x'ten 9x'i çıkarttığınız zaman son kalan soruları düşünürüz. Son kalan sorular. Evet ne yaptık arkadaşlar? 21x'ten son çözdüğümüz 9x'i çıkarttık. O zaman 12x son kalan sorularmış. Bunlar da arkadaşlar 120'ye denk geliyormuş. Dolayısıyla arkadaşlar burada iki tarafı da 12'ye böldüğünüzde evet bakın x'i kaç bulduk buradan beraber düşündüğümüzde arkadaşlar 10 bulduk. Şimdi neyi sormuş ona bakalım arkadaşlar ona göre cevap vermeye çalışalım. Ne demiş arkadaşlar bize? Yeşim kaç soru çözmüştür? Şimdi arkadaşlar Yeşim bir burada soru çözmüştü. Bir de burada çözmüştü. Bu çözülen iki soru sayısını toplamamız gerekiyor. 14x ve 9x arkadaşlar. O zaman 14x artı 9x arkadaşlar ne yapar? 23x yapar. Bu kadar soru çözmüş. Ne yapacaksınız? X'in yerine de 10 koyacaksınız. O zaman 23 çarpı 10 olacaktır. Yani toplam çözülen soru sayısı 230'muş. Cevabımız A şıkkıymış. Sevgili gençler sırada klasik bir sayı problemi sorusu var. Evet beraber inceleyelim arkadaşlar. Bize neler söylemiş? Bir sınıftaki öğrenciler demiş arkadaşlar sıralara ikişerli oturduklarında 5 öğrenci ayakta kalıyor demiş. Eğer öğrenciler demiş arkadaşlar sıralara üçerli otururlarsa da demiş 2 sıra boş kalıyor demiş. Buna göre arkadaşlar sınıf mevcudu kaçtır diyor. Evet arkadaşlar biz burada dediği gibi sınıf mevcudunu sorduğu için onu yazmaya çalışacağız. Burada arkadaşlar bu işi kolaylaştırmak adına sıra sayısına x diyeceğiz. Sıra sayısı.
Evet arkadaşlar. Bu x olursa ilk durumu bir değerlendirelim arkadaşlar. Sıralara kaçarlı oturuyorlar bunlar bakın. İkişerli oturuyorlar. İkişerli oturuyorlarsa arkadaşlar o iki sayısıyı da bu sıra sayısını çarparsak oturanları buluruz arkadaşlar. 2x oturan insan varmış. Artı arkadaşlar 5 tane öğrencimiz de ayakta olduğu için o 5 öğrenciyi de eklersek sınıf mevcudunu bulmuş oluruz. Evet, sınıf mevcudu buymuş. Bulduklarınızı yazın arkadaşlar. Şimdi sınıf mevcudunu arkadaşlar tekrar bir daha yazacağız. Bu sefer de şöyle yazacakmışız. Bakın ne diyor bize? Eğer diyor öğrenciler diyor sıralar arkadaşlar üçerli otururlarsa diyor. Evet arkadaşlar. Kaç sıra boş kalıyormuş? X tane. Arkadaşlar bakın burada iki tane sıra boş kalıyorsa o zaman ilk sıradan iki sırayı çıkartırsak dolu sıra sayısını buluruz. Evet. X'ten iki tane boş sırayı çıkarttığımız zaman bu neymiş arkadaşlar? Dolu sıra sayısı. Şimdi bu sıralarda arkadaşlar üçerli oturdukları için de bu sıra sayımızı 3 ile çarpmalıyız. Evet, tekrardan sınıf mevcudunu yazmak istiyorsak arkadaşlar dolu sıra sayısıyla oradaki arkadaşlar her birinde kaç öğrenci oturuyordu onu çarpmalıyız. O zaman arkadaşlar bakın şurası yanlış olmasın. X eksi 2 ifadesiyle dolu sıra sayısıyla arkadaşlar üçerli üçerli oturuyorlarsa 3'ü çarparak biz orada arkadaşlar oturan toplam öğrenci sayısını bulmuş oluruz. Yani sınıf mevcudunu ikinci kez yazmış olduk. Dolayısıyla arkadaşlar bu da sınıf mevcudu, bu tarafta sınıf mevcudu. Birbirine eşitleyebiliyoruz. Bu denklemimizi çözmeye çalışalım. Ne yapacağız arkadaşlar? 2x artı 5 diyeceğiz. Şöyle dağıttığınız zaman 3 çarpı x, 3x olur. 3 çarpı eksi 2 arkadaşlar eksi 6 olacaktır. Hemen buradan devam edersek ne yapalım? 2x'i bu tarafa gönderelim. 3x, o artı 2x de bu tarafa eksi 2x gelecektir. Solda artı 5'imiz var. Bir de oraya arkadaşlar eksi 6'yı gönderdiğimizde artı 6 olur. O zaman x ifadesi arkadaşlar 11 olacaktır. Yani bu sınıfta arkadaşlar 11 tane sıra varmış. Kendisi bize neyi soruyordu? Sınıf mevcudunu. O zaman mesela şuradan yazabiliriz. Sınıf mevcudu. Arkadaşlar şöyle diyeceğiz. 2x artı 5'miş. O zaman x'in yerine biz 11 koyduğumuz zaman ne olur? 2 çarpı 11. 22. 22'ye 5 eklerseniz 27. Bu sınıfta 27 kişi varmış. Cevabımız D şıkkıymış. Sevgili gençler, yaş problemiyle ilgili güzel bir soruyla devam ediyoruz. Evet bakalım bize neler söylemiş. Rıza'nın demiş yaşı demiş Volkan'ın yaşının 3 katından 4 eksiktir diyor arkadaşlar. 10 yıl sonra demiş Rıza'nın yaşı Volkan'ın yaşının 2 katı olacağına göre demiş arkadaşlar. Rıza bugün kaç yaşındadır diyor. Böyle sorularda arkadaşlar size tavsiyem ilk önce isimleri yazın. Evet arkadaşlar Rıza var burada. Sonra da Volkan var. Bunların şimdiki yaşını söylemiş mi diye bakın arkadaşlar. Evet bakıyoruz arkadaşlar söylememiş. O zaman biz kendimiz şimdiki yaşı diyerek evet arkadaşlar orada x ve y'yi kullanabiliriz. Evet x ve y diye bunların yaşını yazdıktan sonra arkadaşlar adım adım denklemlerimizi yazacağız. Ama arkadaşlar şuradakiler karışmasın diye denklemlerimizi başka bir yerde yapacağız. Evet ne diyor bize bakın. Şu cümleyi takip et diyor. Önce Rıza'nın yaşını yaz demiş arkadaşlar. Yazdım bakın x. Sonra arkadaşlar Volkan'ın yaşını yazmamızı istemiş. Evet Volkan'ın yaşını yazdık. Sonra bakın burada aitlik eki var. Volkan'ın yaşının demiş. Yani o Volkan'ın yaşına devam edeceğiz arkadaşlar denklemden. 3 katını alacakmışız. Evet. Volkan'ın yaşının 3 katını alacaksak 3 ile çarparız. Ve arkadaşlar 4 eksiktir diyor. O zaman da 4 çıkartacağız. Cümlemize baktığımız zaman arkadaşlar şöyle söylemeye çalışmış. Rıza'nın yaşı işte Volkan'ın yaşının 3 katının 4 eksiğine eşitmiş arkadaşlar. Şöyle bir eşitlikten bahsediyor. Evet bunu birazdan kullanacağız arkadaşlar. Şimdi diğer bilgiye bir bakalım. 10 yıl sonradan bahsediyorsa arkadaşlar hemen alt tarafa 10 yıl sonra diyelim. Şimdi 10 yıl sonra arkadaşlar her ikisinin de yaşı büyümüş olacaktır. O yüzden şuradaki Rıza'nın yaşı xken x artı 10 olacaktır. 10 yaş büyüdü. Aynı şekilde arkadaşlar Volkan'ın yaşı da şimdi o da aynı şekilde 10 yaş büyüyeceği için y artı 10 yaşında olacaktır. Bunları düşünerek arkadaşlar yeni denklemi kurmamızı istemiş. Onu da sadece arkadaşlar şu cümleyi takip ederek yazıyoruz. Kendimiz arkadaşlar yeni bir formül bilmiyoruz. Buradaki cümle bize anlatıyor. Bakın ne demiş? Rıza'nın yaşını yaz demiş arkadaşlar. Evet. 10 yıl sonraki Rıza'nın yaşını yazmamızı istemiş. Yazdık arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman diyor ki bu ifade Volkan'ın yaşının 2 katı oluyormuş. Evet arkadaşlar o zaman yazalım. Volkan'ın yaşının 2 katına eşitmiş. Evet Rıza'nın yaşı Volkan'ın yaşının 2 katına eşitmiş. Evet arkadaşlar buradan biz istediğimizi bulabiliriz.
Şunu yapmalısınız sadece. Oradaki ifademiz arkadaşlar, bakın şu x dediğimiz ifadeyi, yani onun karşılığı olanı burada yerine koyacağız. Yerine koyma metodu yapacağız arkadaşlar. X'i kaldırıyoruz. Yerine 3y eksi 4 koyuyoruz. Yanında artı 10'umuz var. Bu sağ tarafı da şöyle açalım arkadaşlar. 2y olur. Şöyle 2 ile onu da çarparsanız artı 20 olacaktır. Buradan çözüme gidelim. İfademizde arkadaşlar sol tarafta 3y vardı. O orada kalsın. Şu 2y'yi oraya gönderelim. Eksi 2y olsun. Sonra sağ tarafa baktığınızda 20 sayısını görmektesiniz. Şuraya bakarsanız da arkadaşlar 10 eksi 4 6 var. O 6'yı sağ tarafa aldığımızda eksi 6 olacaktır. O zaman arkadaşlar 3y'den 2y çıkarsa y olur. 20'den de 6 çıkarsak 14 buluruz. Şimdi ne istemiş arkadaşlar bize? Rıza'nın bugünkü yaşını istemiş. Evet arkadaşlar, Rıza'nın şimdiki yaşını istediği için bizden x'i istiyor. Evet, x'i bulmak için de arkadaşlar yukarıda ifademiz vardı. Şurayı kullanabiliriz. X eşittir diyelim. Y yerine 14'ü koyacağız. 3 çarpı 14 eksi 4. Şimdi arkadaşlar 3 ile 14'ü çarparsanız 42 olur. Sonra da 4 çıkarttığınız zaman Rıza'nın şimdiki yaşı arkadaşlar 38'miş. Cevabımız C şıkkıymış. Sevgili gençler, yaş problemi ile ilgili güzel bir sorumuz daha var. Şimdi ona bakalım arkadaşlar. Bize neler söylemiş? Bir babanın yaşı diyor arkadaşlar. İki çocuğunun yaşlar farkının 4 katından 3 eksiktir diyor arkadaşlar. 5 yıl sonra ise diyor babanın yaşı demiş. İki çocuğunun yaşlar farkının 3 katından 11 fazla olacaktır demiş. Buna göre arkadaşlar babanın bugünkü yaşı kaçtır demiş. Şimdi beraber özetleyelim arkadaşlar. Bir babadan bahsediyor ve iki çocuğun yaşlar farkından bahsediyor. İki çocuğun yaşlar farkı. Şimdi arkadaşlar başlangıçta şimdiki zamanda bunların yaşlarını bilmiyoruz arkadaşlar. Şimdi o zaman şöyle yazalım. Şimdi diyelim baba x yaşında olsun arkadaşlar ve bu iki çocuğun yaş farkı da y olsun. Bunların üzerinden denklemlerinizi kurmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar her zaman buraları böyle yazınca denklemleri farklı bir yerde yapın. Birbirine karışmasın. Şimdi cümleyi takip ederseniz kendi kendine denklemlerimiz oluşur. Bakın diyor ki arkadaşlar bir babanın yaşı. O zaman bakıyorsunuz x de o arkadaşlar. Hemen yazıyoruz. Sonra ne demiş arkadaşlar? İki çocuğun yaşlar farkının, evet iki çocuğun yaşlar farkına biz y demiştik. Bunun arkadaşlar 4 katından bahsediyor. 4 ile çarpıyoruz. Evet 3 eksikmiş. Evet arkadaşlar o zaman 3 çıkartacağız. Böyle bir denklem söylemiş kendisi. Sonra ikinci ifademizi konuşurken arkadaşlar şöyle bir şey diyor. 5 yıl sonra diyor arkadaşlar. Hemen canlandıralım o zaman. 5 yıl sonra ne olur? Evet arkadaşlar baba dediğimiz kişi 5 yaş büyüyecektir. O yüzden x artı 5 yaşında olacaktır arkadaşlar. Çocuklar da büyüyecektir arkadaşlar ama burada yaş farkı önemli. Arkadaşlar şöyle bir düşünün, kendi kardeşinizi de düşünebilirsiniz. Yaş farkı değişmezdi arkadaşlar. 5 yıl önce de 5 yıl sonra da iki çocuğun yaş farkı değişmeyeceği için yine biz burada y'yi kullanacağız. Çocukların yaşları büyür ama yaş farkı arkadaşlar değişmez. O zaman bu y'yi burada kullanabiliriz. Şimdi ikinci denklemimizi kurmak için bir okuyalım arkadaşlar. 5 yıl sonra ne demiş? Babanın yaşı demiş arkadaşlar. Evet bakın 5 yıl sonra babanın yaşını yazıyoruz. X artı 5. Bu ifade ne oluyormuş arkadaşlar? İki çocuğun demiş yaş farkının 3 katından. Evet yaş farkı yine y'ydi arkadaşlar. Y'nin 3 katından bahsetmiş. 11 fazla olacakmış arkadaşlar. Artı 11'e eşitmiş. Yani babanın o 5 yıl sonraki yaşı çocukların yaş farkının 3 katından 11 fazlaymış. Şimdi arkadaşlar bu denklemleri çözmek istiyorsak yine yerine koyma metodunu kullanabilirsiniz. Ne yaparsınız arkadaşlar? Bakın x dediğimiz ifadeyi yerine koyarız. Alırız arkadaşlar. Şurada yerine koyduğumuzda ifade şöyle olacaktır. 4y eksi 3 artı 5. Sağ tarafa bakarsanız da 3c artı 11 ifadesini görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bunları çözmek adına şöyle yapalım. 4y burada dursun. Şu 3y'yi bu tarafa atalım. Eksi 3y olacaktır. Sağ tarafta 11'i görmektesiniz. Şu sol tarafta arkadaşlar 5 eksi 3 ifadesi 2'dir. 2'yi de karşıya aldığımız zaman eksi 2 olacaktır. Buradan da arkadaşlar baktığımız zaman 4y'den 3y çıkarsak y olur. 11'den de 2 çıkarttığımızda 9 olur. Y'yi bulduk. Yani çocukların yaş farkı 9'muş arkadaşlar. Bizden ne istiyor kendisi? Babanın bugünkü yaşını istemiş. Yani bizden x'i istiyor. O zaman x'i istiyorsa şuradan bulabiliriz. X ifadesi arkadaşlar 4 çarpı y.
Y'yi de 9 bulmuştuk. Eksi 3. O zaman arkadaşlar 4 kere 9 36. 36'dan da 3 çıkartırsanız 33. Baba demek ki arkadaşlar şimdi 33 yaşındaymış. Sevgili gençler, güzel bir yüzde sorusuyla sınav çalışmamıza devam ediyoruz. Evet, bakalım arkadaşlar bize neler söylemiş. Bir cep telefonunun demiş bataryasının %16'sı doldur diyor arkadaşlar. Bu telefonun bataryası demiş arkadaşlar 36 dakika şarj edilirse demiş bataryanın %40'ı dolmuş oluyor diyor. Buna göre arkadaşlar telefonun bataryası boş iken demiş kaç dakikada tamamen şarj olur diye sormuş. Evet arkadaşlar, baktığımız zaman burada bize bataryanın şarj olma süresini vermemiş arkadaşlar ve bize soruyor. Bataryanın şarj süresi. Bunu 100 arkadaşlar 100x alırsak daha kolay yaparız. Yüzde sorularında bize ifadeyi veriyorsa onun üzerinden gideriz. Vermiyorsa da arkadaşlar 100x alarak çözmeye çalışırız. Böyle başladığımız zaman arkadaşlar işlemler kolay gider. Bakın mesela ne kadar doluymuş? %16'sı mı? Normalde arkadaşlar şöyle yapmanız gerekir. 100x çarpı 16 bölü 100. Ama arkadaşlar başlangıcı 100 aldığımız için hemen bakın bunlar sadeleşir ve 16x buluruz. Bir noktadan sonra artık şu işlemi bile yapmadan ne kadar dolu? %16'sı mı? Evet, dolu kısmı hemen nasıl söyleriz arkadaşlar? Dolu kısım diyelim. 16x diye söyleyebiliriz. 100 olduğu için direkt %16'sı 16'dır. Evet arkadaşlar, böyleyken ne yapmış? Biraz şarja koymuş arkadaşlar. Ne kadar? 36 dakika. 36 dakika arkadaşlar şarjda kaldığı zaman ne kadar dolmuş oluyormuş? O zaman %40'ı. Evet arkadaşlar, zaten biz burayı 100 almıştık. O zaman %40'ı 40x'tir. Yani şuradaki çarpma gibi bir çarpma işlemi yapabilirsiniz ama direkt 40x de yazabilirsiniz. Burada arkadaşlar hemen ne yapabiliriz? Buradaki 16x'i karşıya atabiliriz. 36 dakikanın karşılığını bulmuş oluruz. 16 karşıya giderse arkadaşlar 40 eksi 16 24x olur. Buradan da arkadaşlar birazcık işlem yapabiliriz. Mesela ne yapalım? İki tarafı da arkadaşlar 12'ye bölüyorum. Evet, tam bölünmezler çünkü. O zaman arkadaşlar şurasını böldüğümüzde 2 olur. Şurayı da böldüğümüzde 36'yı 12'ye bölerseniz 3 dakika. Yani arkadaşlar 3 dakikada 2x'lik kısım şarj oluyormuş. O zaman arkadaşlar beraber hemen yorumlayalım. Bize neyi sormuştu? Tamamen şarj olması için ne kadar dakika gerekliydi arkadaşlar? Bunu soruyor. O zaman şunu yapın arkadaşlar. Bakın bizim geçmemiz gereken 100x. 100x'e geçmek istiyorsak arkadaşlar şu 2x'in 50 katını almalıyız. Evet arkadaşlar, o zaman da 3'ün de 50 katını alırsanız 3 çarpı 50 arkadaşlar 150 dakika olacaktır. Evet arkadaşlar. Yani biraz görmekte zorluk çeken varsa şöyle tekrardan yazabilirim. Bakın 2x çarpı 50 gibi düşündük. 2x'in karşılığı 3 dakika olduğu için de 3 ile 150'yi çarpınca 150 dakika olarak cevabımızı bulmuş olduk. Sevgili gençler, sırada yüzde problemleriyle ilgili klasik bir sorumuz var. Evet arkadaşlar, birlikte beraber inceleyelim. Bize neler söylemiş? Bir dikdörtgenin demiş arkadaşlar uzun kenarı %20 artırılıp kısa kenarı demiş %20 azaltılıyor demiş. Buna göre arkadaşlar dikdörtgenin alanındaki değişim demiş aşağıdakilerden hangisi gibi olur demiş. Önce arkadaşlar buradaki bizim uzun ve kısa kenarlarımızı kendimiz kolay hesaplayabilmek adına 10A ve 10B olarak düşünelim arkadaşlar. Evet, şurayı yanlış yazmayalım. Bir kenarımız 10A olsun, diğer kenarımız 10B olsun. O zaman arkadaşlar bir değişimden önce başlangıçta alanımız nedir bunu bir yazalım. Dikdörtgenin alanı arkadaşlar düşündüğümüz zaman nasıl bulunurdu? O farklı iki kenarımızı, kısa ve uzun kenarımızı çarparak buluyorduk. Yani 10A çarpı 10B dediğimizde arkadaşlar 100AB ifadesi başlangıçtaki alanıymış. Arkadaşlar bilerek böyle ayarladık ki eğer 100 olursa o değişimi yüzde olarak daha kolay söyleriz. Şimdi arkadaşlar değişimimizi yapalım. İfademize baktığımız zaman arkadaşlar ne diyor bize? Uzun kenarını %20 artır demiş. Evet, bakın uzun kenarımız şurası. O ifademizi %20 ile çarpıyoruz. Evet. O zaman ne kadar artıracağımızı bulacağız. Bakın sıfırları şöyle sadeleştirdiğimizde şöyle de yapabiliriz. Evet. A çarpı 2, 2A. 2A kadar uzatıyormuşuz. Evet arkadaşlar şuraya bir dikdörtgen daha çizelim isterseniz. Yeni durumumuzda arkadaşlar şöyle yapayım ben. Evet, yeni uzunluğumuz şurası 12A oldu. 2A kadar uzattık. Diğer de baktığımız zaman arkadaşlar şu 10B ifadesi dediğimiz kısa kenarımızda arkadaşlar ne yapıyormuşuz? %20 azaltıyormuşuz. Hemen onun da işlemini yapalım. 10B çarpı 20 bölü 100. Evet arkadaşlar yine sıfırları gönderdiğinizde şuradan da giderdi.
O zaman b çarpı 2'den de 2b de azaltılıyormuş. Kısa kenarımızda 2b azaltırsak arkadaşlar yeni durumda 8b yapar. O zaman son alanımızı yazalım. Son alan diyelim arkadaşlar. Evet, son alanımız bu 12a ile 8b'nin çarpımı. 12a ile 8b'yi çarptığınızda arkadaşlar 96ab bulursunuz. Bakın arkadaşlar önceki alanımız 100'dü, şimdi 96. Ne kadar eksik kaldı? Hemen 100'den 96'yı çıkarttım, 4ab. Zaten arkadaşlar baktığımız zaman başlangıç 100 olduğu için yüzde olarak da kolay söyleriz. %4'müş. Demek ki arkadaşlar azalma varmış. Yüzde kaçmış? 4'müş. Cevabımız arkadaşlar C şıkkıymış. Sevgili gençler, sırada kar zarar sorularımız var. Evet arkadaşlar, birlikte inceleyelim. Bakalım bize neler söylüyor. Bir tüccar demiş arkadaşlar bir ürünü %8 zararla satmaktadır diyor arkadaşlar. Sonra demiş ki tüccar ürünün fiyatını arkadaşlar 28 TL zam yaptığında demiş %6 kar ettiğine göre diyor arkadaşlar. Bu ürünün maliyeti kaç TL'dir demiş. Evet arkadaşlar, genelde bu kar zarar sorularında soruya maliyetle başlarız arkadaşlar. Ama maliyetimizi bize söylememiş. Söylemediği için arkadaşlar kendimiz kolay yapmak adına 100x alacağız. Evet arkadaşlar, tamam böyle mal etmiş 100x'i ama ne yapmış bakın arkadaşlar, %8 zararla satıyormuş. Zaten biz bu başlangıcı 100 aldığımız için arkadaşlar yüzdeyi tane tane düşünmemize gerek yok. Hemen zararlı satış diyelim bakın arkadaşlar. Ne kadar zarar ediyormuş arkadaşlar? 8 zarar ediyormuş bakın, %8 diyor. 8 zarar ediyorsa arkadaşlar yüzden 8 çıkartın, demek ki 92'ye satıyormuş bu arkadaşlar. Tamam. Sonra ne yapmış arkadaşlar? Bu zararlı satış fiyatının üzerine zam yapmış arkadaşlar. Yani üzerine ekleme yapmış. Bunun üzerine 28 TL eklediği zaman arkadaşlar yeni durumda ne olmuş bu sefer? %6 kar etmiş. Evet arkadaşlar, %6 kar ediyorsa da arkadaşlar o zaman zaten biz başlangıcı 100 aldığımız için 6x kar etmeye başlamış. Yani 106x kazanmaya başlamış arkadaşlar. Evet, bakın burada denklemimiz oluştu zaten. Ne yapalım? Şuradaki 92'yi karşıya atarsak 28 TL dediğimiz ifade arkadaşlar. 106'dan 92 çıkarttığınız zaman 14x bulursunuz. Şimdi arkadaşlar iki tarafı da 14'e bölelim. Bakın bunlar sadeleştiler. Sonra ifademize bakarsak 28'i 14'e bölerseniz 2 bulursunuz. E bize kendisi ne sormuştu arkadaşlar? Bu ürünün maliyetini sormuştu. O zaman 100x soruyor. Yani 100 çarpı 2'yi sormuş arkadaşlar. Cevabımız 200'müş. Bakıyoruz. Cevabımız D şıkkıymış. Sevgili gençler, güzel bir kar zarar sorusuyla arkadaşlar yazılı çalışmamızın ikinci bölümünü tamamlamış olacağız. Evet bakalım arkadaşlar bize neler söylemiş. Bir üründe demiş arkadaşlar satış fiyatı üzerinden %20 indirim yapıldığında %60 kar edilmektedir diyor arkadaşlar. Bu ürünün maliyeti 75 TL olduğuna göre demiş arkadaşlar indirimsiz satış fiyatı kaç TL'dir diye bize sormuş. O zaman arkadaşlar ifadeleri şöyle güzelce yazalım bakın. Biz sorulara ne dedik? Maliyetten başlanır dedik arkadaşlar. Var mı elimizde? Evet var bakın. 75 diye söylemiş arkadaşlar. Sonra bir indirimsiz satışımız varmış arkadaşlar. İlk satış fiyatımız indirimsiz satış fiyatı. Fakat arkadaşlar bunun üzerinden bir indirim yapmışız biz. %20 indirim yapmışız. Evet, %20 indirimli satış diyelim arkadaşlar. Bu satışı yaptığımız zaman bile arkadaşlar şu maliyete göre düşündüğümüz zaman %60 kar elde ediliyormuş arkadaşlar. O zaman arkadaşlar beraber güzelce düşünelim bakın. Şimdi bizim şuradaki indirimsiz satış fiyatını sormuş ya bize arkadaşlar. O ifadeyi yüzde olarak kolay yapabilmek için arkadaşlar 100x almaya çalışın. İndirimsiz satış fiyatımız 100x olursa arkadaşlar %20 indirim yaptığına göre arkadaşlar bunun üzerinden o zaman 20 indirim yapmıştır ve 80'e satmaya çalışıyordur. 80x arkadaşlar. Şunun üzerinden %20 indirimi düşündük arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey diyor bize. Bu indirimli satış fiyatımız arkadaşlar. Bu maliyet dediğimiz 75 TL'nin arkadaşlar %60 karlı hesaplandığında elde edilen fiyatmış. Hemen arkadaşlar şu aşağıdan da %60 kar durumunu yazalım o zaman. Maliyetimiz 75. Bunu 60 bölü 100'e çarpıyoruz arkadaşlar. Kar yüzdesiyle çarptığımız için de kar miktarını bulacağız. Kar miktarı. O zaman arkadaşlar işlemimizi yapalım. Bakın orada sıfırları gönderebilirsiniz. Hatta şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. 25'e bölün. 4 olsun burası. Burayı 25'e bölün. 3 olacaktır. Sonra arkadaşlar 4'e böldüğümüz zaman 1 olur. 60'ı 4'e bölün. 15 olacaktır.
O zaman 3 ile 15'i çarptığınız zaman kar miktarını 45 diye bulursunuz. Yani arkadaşlar biz %20 indirim yapmıştık bu satış fiyatı üzerinden, ama bu durumda bile arkadaşlar biz şu maliyete göre 45 lira kar yapıyormuşuz. O zaman 75 artı 45 ifadesini düşüneceğiz arkadaşlar. Bunları topladığınız zaman 120 yapar. 120 dediğimiz arkadaşlar şu ifadeye eşitmiş. Cümleyi güzel okuduğunuz zaman o 80x'in arkadaşlar 120'ye denk geldiğini söylüyor bize. Bunun yardımıyla da indirimsiz satış fiyatını, yani 100x'i bize soruyor arkadaşlar. O zaman ne yaparız? Mesela arkadaşlar şuradaki ifademizi ne yapalım? 4'e bölelim. 4'e böldüğümüzde arkadaşlar 20x olur. 120'yi de 4'e bölerseniz 30 bulursunuz arkadaşlar. İlla x'i bulmanıza gerek yok. Hedef arkadaşlar 100x diye söylenmiş bize. O zaman bu ifademizi 5 ile genişlettiğimiz zaman 100x eşittir 5 çarpı 30, 150 olacaktır. Demek ki arkadaşlar bizim başlangıçta indirimsiz olarak belirlediğimiz satış fiyatımız arkadaşlar 150 TL'ymiş. Sevgili gençler, yazılı çalışmamızın ikinci bölümünde tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar, bu dersimizde birlikte problem tiplerine yoğunlaştık. Sizlere tavsiyem arkadaşlar, bu yaptığımız güzel örnekleri siz de kendiniz de yazarak tekrardan çözmeye çalışın arkadaşlar. Evet, son bir bölüm kaldı. Orada arkadaşlar birlikte yine problem tiplerinde çalışacağız. En son kısımda da arkadaşlar doğrudu açılar ve üçgende açılardan sorular çözeceğiz. Evet, tam hazır olmak istiyorsanız arkadaşlar o videomuzda biraz dinledikten sonra izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, sizlere güveniyorum. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.